kesildiği anne ve bebekte herhangi bir anormallik, eşin aşağıda kalması, kanamanın olması, ekstra bir dikiş atılması ya da sezeryandan sonra annenin uyanma sırasında yaşadığı güçlükler, rahat tuvaletinde idrarını yapmasıyla ilgili sorun yaşamaması, her şeyin yolunda gittiği anne ve bebeğin birbirine sağlıklı kavuştuğu doğumların hepsini ben normal doğum olarak tanımlıyorum. Ancak vajinal yolda da bir sorun olursa, bunda bir anormallik var, sezeryan doğumundan sonra da bir sorun çıkarsa, bunda da anormallik var şeklinde tanımlayabilirim. Normal doğumla vajinal doğumu asla birbirine karıştırmamamız gerekir. Ya da normal doğum nedir, anormal doğum nedir, kavramlarını birbirine karıştırmamamız gerekir. Vajinal doğumu normal doğummuş gibi, sezeryan doğumu da anormal doğummuş gibi algılamamak gerekir. Ya da anne ve bebeğin hayatında herhangi bir olumsuzluk olduğunda neden sezeryan yapmadığını sorusu sormak yerine ya da